Dostlar merhaba. Bugün yine yeni bir ürünle, ürün incelemesiyle karşınızdayım. Ürünümüz Boya markanın BYX-M6S2 kablosuz mikrofonu. Ürünü N11.com'dan aldım. Araspoto satıcı olarak Araspoto'dan aldım. Araspoto İstanbul'dayken de arada bir uğradığım güvenilir bir yer olduğu için orayı tercih ettim. Sadece fotoğraf ve işte bu tür teknolojik aletler satan bir mağaza İstanbul'da. Kutum hiç açılmamış biçimde, güzel pat pat boğuna sarılmış biçimde geldi. Sağlam biçimde. Gördüğünüz gibi ürünün barkodu hiç açılmamış. Önünde bir deformasyon, bir eziklik falan yok. O anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz kutu açılımına geçelim. Hiç açmayacağım bile. Faturası zaten kargo paketinin içinde vardı. Kargo paketinin içinden faturası çıktı. Ürün bu sevgili dostlar. Gayet şık gözüküyor. Gayet bilemeyen bir hissi var. VX ve TX. Yani bir alıcı ve iki verici var. Bunu DSLR'li aynasız ya da telefona giriş özelliklerine göre takabiliyorsunuz. Şöyle klipsli. Bakın gayet kompakt. Ve çok gevşek de değil, çok sert de değil. Şöyle yakından göstereyim. Şurada sanırım USB şarj girişi. Şurada sessiz alma düğmesi, ayar düğmesi, sanırım bu da açıp kapama düğmesi olarak 3 düğme var bu tarafta. Burada bir kulaklık girişimiz var. Burada da 3.5 mm jack girişimiz var. Şurada kablosuz sinyali var. Ürün gerçekten çok güzel, çok şık duruyor. Çok premium bir havası var. Çok hafif, hani öyle resimlerde görüldüğü gibi büyük görünüyor, zaten çok büyük değil. Bakın avucumda şu kadar kalıyor. Ben ürünü çok beğendim. Hafif olması da büyük bir artı. Yaka mikrofonu kullanacağını düşündüğüm zaman, gömlek ya da tişörte takıldığı zaman en azından klipsiyle öyle ağırlığından dolayı gömleği ya da tişörtü tişörtün çok sarkıtmayacaktır. Bu anlamda da iyi bir ürün. Evet. Şöyle üçü avucuma anca sığıyor. Hani bu anlamda da ne kadar küçük ve kompakt olduğunu görmeniz açısından şöyle avucuma üçü anca sığıyor. Benim bir YouTube kanalım var. Şimdiye kadar yine Boya markaydı. Kablolu mikrofon kullanıyordum, ikili. Ama hani kablosu çok uzun. Hani tripod'dan geçir, masa altından geçir, dışarıda. Kablonun uzunluğundan dolayı çok sorun yaşıyordum. Bundan sonra iki alıcı, bir iki verici, bir alıcı sayesinde içeriklerimi daha kolay üreteceğimi düşünüyorum. Zaten hani 100 metreye kadar bir çekim gücü var. Öyle olduğunu söylüyor. Daha önce izlediğim inceleme videolarında da test eden arkadaşlar, ben gördüğüm kadarıyla bu güce ulaşacağını düşünüyorum. Yani 100 metre olmasa da 70-80 metreye kadar çok rahatlıkla
kullanılabilir olduğunu düşünüyorum kablosuz olarak. Evet, kutumuz. Yani başka ne çıkıyor bakalım. Burada bir şey yok. Evet, burada da tabii bağlantı kablolarımız var. Bakalım bağlantı kablolarımızdan neler çıkacak. Şöyle şunları şöyle koyalım. Evet, depket, rüzgar önleyici 1. Depket, rüzgar önleyici 2. Evet, bakın depketleri de şurada iki tane çıkıntısı var. Bu çıkıntı da şurada da onun için yer yapılmış. Mikrofon şurada olduğu için depket çıkıntıları var. Sanırım şöyle. Kolay bir biçimde oturtuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bakın. İçeride rüzgarlı havalarda rüzgar sorunu oluyor biliyorsunuz. Depkette bu problemden kurtulabiliriz. Evet. Burada 3 boğumlu bir kablomuz daha var. Sanırım bu SRL'e ve aynasızlar için 3 boğum. Evet, bir yine 3,5 mm jack girişli bir mikrofonumuz var. YK mikrofonumuz. Alıcıya takarak direkt TX, TX, RX şu alıcıya direkt takarak şu biçimde de kablolu olarak YK mikrofonunu kullanabiliriz. Bu da güzel düşünülmüş, bir ayrıntı olmuş. Bunu koyalım. Evet, USB Type-C ve diğer tarafı USB girişli bir şarj cihazımız var. Yine 3,5 mm jack girişimiz var. Bu da bu tarafta 1, 2, 3, 4, 4 boğum bu taraf. Şurası da 3 boğumlu. Bunu neyle kullanabiliriz? Evet. İkinci bir Type-C ve USB şarj aletimiz. İkinci vericimiz için yine bir yaka mikrofonumuz mevcut. Şöyle bakın. Mikrofon yeri. Üçüncü için üçünü birden tek USB Type-C koymamışlar. Bu çok güzel. Üçünü de aynı anda şarj etmek için 3 tane Type-C girişli şarj aletimiz çıkıyor kutudan. Evet, güzel bir sanırım evet hepsini alacak kadar boyanın kendi markasının üzerinde yazılı olduğu güzel sağlam bir deri çanta çıkıyor. Şöyle klipsle. Evet, bunu da şöyle koyalım. YK mikrofonu için klips. Şöyle bakın. YK mikrofonu için klips 1. Klips 2. Ve biri düştü. Yine YK mikrofonları için yani şunun için iki tane rüzgar önleyici koymuşlar. Bu da çok güzel.
Bunları dışarıda kullandığımız zaman mutlaka rüzgar sesi, uğultu neden oluyor. Bakın şöyle, gayet kullanışlı. İki tane de rüzgar önleyici koymuşlar. İki yaka mikrofonuna. Evet dostlar, kutu içeriği bu. Oldukça zengin bir kutu içeriği var. Yok yok, neredeyse 3 tane Type-C girişimiz. 2 bir alıcı, 2 vericimiz. Yaka mikrofon için klipsler. Ve hemen her olasılığı düşünülüp konulmuş üç buçuk metrelik jack girişlerimiz kutudan çıkıyor. Evet, başka bir şeyimiz yok. Ürünü şarj edeceğim ve testlerini umarım birlikte yapacağız buradan. Değerlendirmeyi görmek adına ses kalitesini, dip ses kalitesini, işte uzaklık, ne kadar uzağa kadar gidebiliyoruz, çekim gücü ne kadar, bunların hepsini test edeceğiz. Ben ürünün genel kalitesinden, malzeme kalitesinden ve görünümden oldukça memnun kaldığımı söyleyebilirim. Özellikle hafifliği çok güzel, çok hafif ürün. Şu torbaya koyarak kutusunda olmadan yanınızda taşıyabileceğiniz, rahatlıkla taşıyabileceğiniz, her yere götürebileceğiniz kablosuz bir yaka mikrofonu. Sanırım Rode markaydı. Rode markanın da böyle bir ikili kablosuz mikrofonu vardı ama yani dolardan önce 2400 lira pahalı gelirken şimdi baktığımda 6000-7000-7500 arasında geziyor. Ama incelemelerde gördüğüm kadarıyla aralarında çok da kalite farkı yok. Ben bunu oldukça uygun gördüğüm için şaşırdım zaten. Böyle fiyata bir alıcı, iki vericili bir kablosuz mikrofon kaldı mı derken rastlantısal olarak gördüm ve hemen aldım 2800 liraya. Hani diğerlerinden çok kalite olarak farkının olduğunu düşünmüyorum. Ama fiyat performans olarak çok çok önde olduğunu söyleyebilirim boyanın. Ben daha önce kullandığım kablosuz mikrofondan da oldukça memnundum. 2800 liraya eğer niyetiniz varsa, fiyatlar biliyorsunuz her gün daha da yükseliyor. Çok gecikmeden alın derim. Evet. Şimdilik bu kadar sevgili dostlar. İnceleme videosunda görüşmek dileğiyle.